Evet abi, Cities Skylines'da en son nerede kalmıştık? En son şuraya şöyle bir üniversite atmıştık ve bu üniversite büyük ihtimalle bu bölüm level'de atlar. Diğer binalarını da açarız. Daha sonra şuraya böyle bir sanayi alanı atmıştık. Bir tane de buraya atmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bak burada su ihtiyacı var diyor ama. Bunu yeni atmışım daha, tamam. Daha sonra buraya şöyle bir işte gezilecek, mezilecek bir alan, turistik bir mekan yapmıştık. Hatta arabalar gelmeye başlamış. Şimdi bu bölümkü amacım burayı birazcık şehirleştirmek. Buralar şehirleşince nüfusumuz da 70 bini geçer. Bir alan daha alırız. O alanla da burayı alabilirim. Gürültüden dolayı sıkıntı yaşayanlar var. Bu işte ticari bölgeyle evler yan yana olduğu için oluyormuş. Ama ağlasınlar, umurumda değiller. O yüzden buradan devam ediyoruz. Tabi buralara da bir yol gitmesi lazım. Sizin elektriğinizi kesmiş olduk ama artık kusura bakmazsınız. Evet, tam olarak böyle olacak. Burası açılınca bunu biraz uzatırız. Şimdi buraların bir ihtiyacı olacak mı? Olacak tabii ki. O zaman buraya şöyle bir karakol tam şuraya gider ya. İtfaiye bakıyor mu? Ulan itfaiye de bakmıyor. Yanına da bir itfaiye gider o zaman. Sağlık konusunda bir takım sıkıntıları var. Burası büyük hastane istiyor. Oo, tam burası nasıl? Hastane için özel bir alan gibi ya. Tam burası abi. Hastanenin yanına o zaman. Böyle yakma yeri açılır tabii. İki tane. Şunları da atalım. Tam şöyle merkezi konumdan bir yere atayım ki her yeri kavrayabilsin. Şöyle. Başka bir ihtiyacınız kalmadı galiba. Tabii burada bir metro istasyonu daha var. O da iyi. Otobüs de zamanla atarız ya. Park falan isteyecekler. Normalde bak şurası var. Bunlar park istiyor muydunuz siz ya? Sizler de istiyorsunuz o zaman. İstiyorsunuz tabii ki. Tamamdır. Şimdi bak, burayı birazcık şuna odaklanacağım. Buraya şöyle ticari binalar yaptığımız zaman bunun yanına dur yanlış ticari bölgeye attım. Buraya böyle yüksek ticari noktalar attığımız zaman yanındaki adam ağlıyormuş. Yok, gürültü var diye. Ama oraya ofis atarsak ofisler ağlamıyormuş abi. O yüzden ofisleri buna böyle tampon bölgesi yapabiliyormuşuz. Şimdi bunu deneyeceğiz. Tabii insanların yaşayacağı alan kalmıyor gibi geliyor olabilir. Doğru, kalmıyor çünkü. Onu da ayarlarız ama ya. Şuraya da bak, aynı sistemden şöyle atarsak. Aslında hem ofis ihtiyacını hem de ticari nokta ihtiyacını da böyle karşılamış oluyoruz. Bir de şuraya atalım, tamam. Burada yollar zaten birbirine girdiği için tam açılmayabilir bile bunlar ya. Buraya bu kadar yeter mi? Yetmezse açarız bir şeyler. Şuraya da açalım da. Bakalım şu göbekler buraları birazcık rahatlatıp biraz taşıyabilecek mi? Yani yine sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum zaten de. Buralar acaba ben niye açmadım? Buraya bir amacım, bir düşüncem mi vardı acaba? Buralarda açılsın bakalım ya. Bak şurayı şöyle aç boydan boya. Bu aslında bayağı bir ev alanı oldu ya. Biraz daha dükkan açmam bile gerekebilir. Şöyle yeşilliği verdiğim anda görmeye başladım yani. Gözlerim açıldı bir anda. Bunlar şu anda açılır mı bilmiyorum. Çünkü çok da aslında ihtiyaç varmış gibi durmuyor şehirde. Buraları şöyle verdiğimiz zaman belki açılırlar ya. Şöyle bir salayım bakalım. Bunlar açılacak mı? Tabii bunlar bir de park isteyecekler değil mi benden ya? Şuralara bir parklardan atayım bari. Tam aslında şunun çıkışını atabilirim. Şu kısımlara şöyle. Buralar elektrik istiyor. Elektriği de aslında tam şuradan geçirsem olabilir. Güzel, yavaştan açılmaya başladı. Bu bizim nüfusu arttırır ya. 70 bin olur. Hafiften bir açılmaya başladı. Hiç ihtiyaç yok işte şehirde. O ihtiyaç da zamanla gelir diye düşünüyorum ya. Üniversitemiz ne yapmış ya? Üniversitemizin tabii bir akademik çalışmaya daha ihtiyacı var. Öğrenci sayısı 538. Öğrenci sayısı burada 538. Şu diğer üniversitede kaç? Burada 1506. Tabii şurada yeni bir nüfus gelince o nüfus üniversite olarak buraya gelebilir. Aa, buraya okul atmayı unuttuk bak. Hemen buralara bir ilkokul. Şuraya ver bir tane mesela. Buraya ver bir tane. Sonra bir de lise. Lisede gelsin tam şuraya. Bunlar yeterli olur herhalde. Param çok sağlam artıyor ya. Bu DLC'ler sayesinde. Ve araba sanayimiz. Neredesin araba sanayisi? Şurada mıydın? Aynen. Burayı Resul İnanlı devraldı ama plastik gelmiyormuş. Şuraya yüzden araba üretemiyor şu anda. Burası artık İnanlı Araba diye geçiyor. Resul İnanlı nerede oturuyor? Tabii ki şehrin curcunasında mı oturuyor? Hayır. O villada oturuyor abi. Adamın fabrikası var. Kendisi burada oturuyor işte. Ve bir de Emir Yusuf abi. Emir Yusuf ise burada. Kendisi burada yaşıyor, burada oturuyor. Kendisi bak tam... Tam şu binada kalıyor abi. Buralar akıllı binalar. Ve de nerede çalışıyor? Yine bu mahallede çalışıyor tabii. İş yerine yakın bir yerde tutmuş evini. Evet abi, kendisinin burada bir okey salonu var. Emir Yusuf okey salonu. Buraya gelenler burada okey. Bu şehirdekiler işte buraya gelip okey oynuyorlar filan. Masa tenisi, bilardo filan var. Takılıyorlar yani. Ne oldu, bizim mahallemiz yavaştan açılmaya başlamış ya. Güzel. Bak buralar açılıyor. Metroya bak, metro yılan gibi yılan. Kullanılıyor musun? 331 kişi kullanmış. O tabii ana istasyon. Mesela burayı kullanan var mı şu anda? Burada da bir tane vardı. İşte burası. Olmaz mı? Buradan çıkıp metrodan direkt buraya, park, bahçe, buraları görmeye de gidiyorlar yani. Ha bu arada şeyler vardı ya. Ne oluyor abi, bir şeyler öttü.
tur otobüsü falan atabiliyoruz yani. Gezi otobüsü istasyonu. Tabii bu havalimanı gelse havalimanın ucuna mı atsam, yoksa bir turistler için tren istasyonu mu kursak? Şu tren istasyonu hattı vardı burada bir tane. Şu. Şuraya böyle bir tren istasyonu hattı atsam. Yanına bir gezi otobüs turu atsam. İnsanları nerede gezdireceğim ama? Yani şu parka giderler. Şuraya giderler. Stada giderler. Ulan buraları da var. Çok büyük bir tur abi. Çok büyük bir tur olur. Normal tren istasyonu atılabilir ama. Bir de şu mahalleyi dolaşan bir otobüs hattı da atılabilir şurayı dolaşıp. Sadece burayı dolaşmakla görevli olan bir otobüs. Hatta buraya atayım ya. Otobüsler için hepsini istasyon atmamıza gerek yokmuş ama benim hoşuma gidiyor. Bak burada ilk durağın var, tamam mı? Direkt rastgele atıyorum direkt. Sonra çıkıyorsun bu şehri. Öncelikle buraya geleceksin sen. Şuraya bir gel. Oğlum buraya niye gelmiyorsun lan? Heh, şuraya gel. Ama bu yollar dar yollar mı? O zaman buraya gel. Buradan da şuraya geleceksin. Tam şuraya bak, birazcık daha geniş yola. Buradan şuraya geleceksin. Buradan çıkacaksın. 3 durak fazla bile. Adam olana fazla abi. Buradan buraya geliyorsun. Buralar karışık olduğu için burada biraz dolanabilirsin. Buraya gelebilirsin. Daha sonra buraya gelirsin. Buradan da geri dön. Aynı hatta şöyle. Aynen bu kadar. Hemen yola çıktılar. Otobüs hattı 3 diyor abi. Sen otobüs hattı 3. Senin rengini bir değiştirelim ya. Senin rengin pembe olsun. Numaran da 3 olsun tabi. Hadi bakalım. Burada bir durağı olduğu için buraya gelenler var binmek için. Buradan dolaştır ya. Şehrimiz ne oldu? Oo, orada hastane. Hastane cayır cayır bağırıyor abi. Elektrik yok diye. Al lan al. Buralar açılmış ya baya. Nüfusumuz 68.800. Çok güzel. 70.000'e hiçbir şey kalmamış. Şimdi şu arada kötü gözüken yerler var. Abi bu sen level atlamıyor musun ya? Niye atlamıyorsun? Ziyaretçi mi bekliyorsun? O ziyaretçi beklemiyor bu. Eğlencesi düşükmüş. Sen level atladığında ne oluyorsun da? Lunapark tezgahı varmış ya. Bu neymiş böyle? Nasıl tezgahı abi? Al hadi bak, buraya bir tane daha bundan attım. Bu çok sevilen bir oyuncak olduğu için bir daha oynamak istiyorlar. Buraya da bir tane bundan atayım. Kaç oldu şu anda eğlencen? 1662. Çardak istiyor bu, çardak. Çardaklı etrafı diyor bak, bana zorla. Al paşam. Ya bu level alsın diye uğraşıyorum. Sonra bunu baştan atacağım. 1679 abi, hiç çıkmadı eğlencesi ya. Neyse sen takıl o zaman. Şuraları şöyle bir ağaçlandırabiliriz. Tabi burada atık yakma tesisi falan var ama. Şu boş kalan yerler bir ağaçlansın, etraf bir orman gibi gözüksün yani. Buradaki işler devam ediyor mu? He? Kağıt üretiyorsun sen. Hepiniz üretiyorsunuz, güzel. Bu ne burada? Çalışamıyorum falan diye yalan söylüyordu. Tıklayınca yalanını yakaladım, o kayboldu o gösterge. Bak bu adama plastik gelmiyor abi. Plastik üretimi konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Var burada kaç tane plastik üreten tesisten var ama bana mısın demiyor yani. Daha fazla istiyor. Her şey plastikle üretiliyor çünkü. Al bayağı bir attım bunlardan. Bir sürü de petrol depolama yeri var. Olmazsa petrol zaten dışarıdan getirtiyoruz. Büyük mesela petrol sondajı. Abi sondaj sen... Oğlum burada petrol vardı lan. Kuruttun mu lan petrolü? Neyse petrol dışarıdan getirin abi o zaman. Plastik üretin de bir şekilde. Nereden üretiyorsunuz üretin. Güzel, buralar açılmış artık. Bir tane tren istasyonu atacağım ya. Normal turistlerin falan gelebilsin diye. O gezi otobüsünü de havalimanı atarsam havalimanının yanına koyabilirim. Ya da buradan bir gezi otobüsünü sadece şu kısımları gezdirebilirim ya. Şu sada da götürmek istiyorum insanları da. Abi buradan çıksa şuraya şuraya dolaşsa inanılmaz bir alanı dolaşmış oluyor yani. O yüzden sadece şu bahçe, şu bahçe şuraya gidip gelebilir şöyle. Şimdi bak, buraya bir tren istasyonu için şöyle bir yol ver bize, tamam mı? Nerede bu tren garı? Tren garı. Burada tren garı, iyi oldu. Bu tren yollarının üzerinden yol geçiyor mu ya? Mesela böyle yol geçirsem. Niye geçmiyor bu yol? Normalde geçmesi lazım yani. Ha geçiyor mu böyle? Bak güzel, geçiyormuş lan. Tamam, buraya tren garımızı attık. Şimdi bunun da bir yolunu atalım. Burayı şöyle... Yani burası şey olacak ya. Şunun gibi değil yani. Tek bir amaç değil abi. Normal. Normal bir yol olsun istiyorum burası. Daha sonra belki buraya ev mev atarız. O yüzden bunu şimdilik direkt şuraya bağlayayım. Daha sonra bunu farklı bir şekilde kullanırız. Daha sonra bunun karşısına tabii ki de bir gezi otobüs durağı atacağız ki şöyle bir gezi hattı belirleyebilirim şimdi. Hattımız buradan başlıyor, tamam mı? Bizi direkt olarak buraya götürüyor. Burada ne var da buraya götürüyorsun abi? İki tane futbol sahası, basket sahası var diye. Bizi getir adam gibi, bizi şuraya getir. Oradan çıkart. Bir yere ben sinema falan atmıştım ya. Buraya getir. Buradan çıkart. Şuraya getir. Şuradan şöyle bir U atmış. Sonra buraya geri getir abi. Ondan sonra bu parka getir. Allah, yanlış yerden bağladık lan. Heh, bu parka getir. Bu parktan da geri buraya getir. O kadar uzun bir yol yapıyorsun ki. Ya da bunu baştan atacağım bak. Çünkü şöyle buradan başlasın da bu. Yani bu şuralardan çıkıp da ta şuraya gideceğine şöyle dört yer dolaşsa daha iyi olur. Yani oradan çıkıp da direkt olarak şuna gelecek. Buradan çıkıp da stada gidecek. Stadın önü zaten yeterince trafik yokmuş gibi. O kadar dolu ki buralara gelemiyor bir abi. Stada gelmedi, o zaman sen şurada dur. Buradan çıkacak. Şuna gidecek. Buradan da aynen. Bu kadar yani. Bu 3 yere dolaşsa yeterli. Buradan geri stada gitsin. Oradan geri buraya gelsin. Buradan da tekrar ana durağına gitsin. Ana durağı neredeydi bunun? Ta burada. Tamam mı? Gezi otobüsü. Şimdi burası elektrik istiyor. Buraya bir elektriğini vereyim ben de. Elektriğini suyunu aldın sen. Buradan çıkacak otobüslerin tipleri farklı mı acaba? Oo, farklı farklı. Gezi otobüsü attı diyor bak. Senin rengin turuncu olsun ya. Böyle daha bir
Hoş gözükürsün, hadi bakayım. Çıktılar gidiyorlar abi, güzel. Bu yol çok kötü olduğu için daha sonra şehri buraya genişlettiğimizde bunların hepsi patlayacak. O yüzden şehri asla oraya genişletmeyeceğiz. Buralar ne durumda? Buralar da gayet iyi, gayet iyi. Hafiften bir sanayi ihtiyacı geliyor gibi oluyor ama belki buralarda açılmayan yerler vardır, onlar açılıyordur. Bu kısımlar da güzel ya, güzel sanayiler. Şu yol patlayabilir diye düşünüyordum ama patlamadı şu ana kadar. Çok fazla sanayiye giriş çıkışı var çünkü. Hocam buralara ne olmuş? Şehre yeni bir giriş olduğu için mi buralar böyle perişan oldu? Metropol olmuşuz sonunda. Havalimanı ve kargo havaalanı gelmiş. Şimdi şuraya bir bakalım. Buraya bir bakalım. Burada tabii kırmızı ışık var. Buraya da aslında bir göbek gidebilir. Demek ki burada bir yığılma oluyor. Bu göbekten çıkıp da buraya gelmeye çalışıyorlar. Aslında burayı göbeksiz çözer miyim? Göbeksiz şöyle çözülebilir burası. Böyle bir şey yaptığımızda ne oluyor buralara? Buraları perişan olur tabii de. Burayı illa elle uğraşarak düzelteceğim ben ya. Sıkıntı biraz bu yolun da buraya bağlanabiliyor olması. Bu göbekte de bir trafik çıktı ama bu burasılar daha yeni açıldı ya. Belki onun kalabalığıdır şu anda. Biraz zaman aksın bakalım da ondan sonra düzelmezse şuraları baştan ayarlarım ben. Burası bu iğrençlikle düzeldiğine göre aslında bak istediğim bu benim. Tamam mı? Ama şu Move It moduyla da olmuyor abi o. O dediğim şey, baksana moda bak. Şöyle daraltabilirim iyice bak. Burada bekleyenler şimdi neyi bekliyorlar? Kırmızı ışık mı var? Yok. Evet, şu anda birazcık da akacaktır diye düşünüyorum. Akmaya başladı hafiften. Göbek falan kalabalık. Bakalım ne zaman patlayacağız. Tur otobüsüm işliyor mu benim ya? Tur otobüsüm. Neredesin tur otobüsüm? İki yolcu taşımış şu ana kadar. Çok güzel. Bu açıldı mı? Bu da açılmış. Geçen haftaki yolcu sayısı 0 diyor. Turist gelmiyor abi memleketimize. İşsizlik %4 diyor. Nüfusumuz 70.800 olmuş. Turizm. Haftalık gelen turist 643 diyor. Fena değil. Şimdi bak ufaktan bir sanayi ihtiyacı gelmeye başladı. Onu da şuradan verebilirim ya. Evet sanayi ihtiyacı bir anda tavan yaptı. Buraya elektrik gelmiyor denen yerler var. Sen sanayisin, kendine gel. Gelmiyorsa şundan atarsın, bir tane gelir. Senin akademik yılın tamamlanmadı mı ya? Hadi be kardeşim. Şöyle baktığın zaman güzel gözüküyordu. Abi bu trafik ne lan? Şuralara bak. Daha böyle gidiyor trafik. Peki burada bir cadde daha var. Burası. Bu cadde de bomboş. Ben olsam mesela derim ki abi diğer cadde boş, ben niye buradan buraya gideyim ki, şuraya geçerim derim, buradan gider oradan dönerim derim yani. Kafayı hiç kullanmıyorlar ya. Burada var mı öyle bir sorun? Yok, buradaki caddeler bomboş. Ortası da boş. Şuralar da boş. Şimdi yeni bölgemi tabii ki de şurayı almak istiyorum. Burayı aldık. Güzel. Daha sonra bak bir sonraki zaten artık bitiş oluyor yani. Metro megapole dönüşüyoruz 90.000 olunca ve bir sürü bölge alabiliyoruz. O zaman işte denizin karşısına geçebiliriz. Şimdi ise burası abi bak. Burası güzel. Burası güzel. Şimdi buraya şunun gibi bir giriş daha lazım. Onu da hemen atalım. Şimdi bu buraya atıl, tamam. Bunu ve şunu ve burayı tam ortada bir yerde birleştirip oradan dağıtabilirim aslında. Yani bütün insanlar buraya geldiği zaman hemen şuradan sağa dönemez. İlla ki bu şöyle bir hat olsun, burayı kullanması gereksin diyebiliriz. Böyle bir şey deneyebilirim, belki daha kötü olur ama. Aa bak, acaba tam ortaya bundan mı atsam şöyle? Bak çünkü bundan atmış olsam azıcık tabii ki de şu an geçliğe kaçmış olacağız ama. Ne olacak? Bu yol buraya bağlanabilir. Bu da buraya bağlanır. Bak aynen böyle bir şey olabilir işte. Buradan gelenler de buraya bağlanıyor. Buradakiler de buradakiler de. Tam ortadan aslında bir dağıtım noktası gibi bir şey dönüşüyor olabilir burası. Ne kadar mantıklı onu tabi birazdan anlayacağız. Çünkü şu tam ortadan şöyle bir geçiş olması lazım ki bu yol buradan buraya gelsin yani. Tabi bunu yapmak böyle. Şu yolu kullanmaya engel olabilir ya. Buradan gelen çünkü yine buraya dönecek. Buradan çıkan buradan çıkmaya çalışacak. Şuraya geçecek yani. Burayı kimse kullanmamış olacak. Herkes buraya yığılmış olacak. Ama buraya bir yerden giriş lazım. O da tam şu yol mu olmalı yani? Ya da buraya sadece buraya bağlantısını verebilirim yani. Tam şu ortayı yıkabilirim. Buradan gelen buraya girebilir. Buradan gelen adam da buraya nereden girecek? Giremeyecek abi. Mal gibi böyle gidecek bu tarafa doğru. Ta buraya gidecek, buradan çıkacak, şuraya dönecek, buradan gelecek böyle. Ey maşallah. Bilmiyorum, burası olmadı gibi ya. Biraz devam etsin bakayım. Çok fazla da yol olmuş oluyor aslında. Bütün şehri de yol kesmiş oluyor. Buralar neredeyse tamamlanmış ya harbiden. Burayı yık ya, burası içime sinmedi hiç. Burayı kullanan arabalar var ama. Burayı niye kullanıyor lan bunlar? Ta buradan geliyorlar. Şuradan dönüp bu yola buradan giriyorlar. Niye? Allah Allah. Bir enteresan ama şimdilik o zaman şurayı yıkayım. Yani burası kullanılıyorsa demek ki bir bildikleri var. O zaman şu yolları kendim elle atabilirim ya. Attığım tarzda bir yol vardı ya. Tam nasıl yani, şöyle. Şurada bir göstereyim. Şöyle bir alt geçidi var. Üst tarafta da tam ortasından geçen şöyle bir yol oluyor. Buradan da şu arabalar buraya bağlanıyorlar böyle. Aynen böyle. Tabii birazcık daha bayağı geniş yapmışım ama olsun, geniş de olur. Aynen böyle bak. Buradan da şehre girebiliyorsun yani. Otobandan gelen adam da şuradan şöyle kıvrılıp buraya girebiliyor. Aynısından bir tane de buraya atsam. Bir tane buraya, bir tane de buraya atsam bu şekilde her yere bir giriş olabilir. Hatta bak bu yolları şöyle uzatsam. Burada trafik sıkışıklığı olacağını zannetmiyorum ama olursa diye bunları da böyle direkt buraya da bağlayabilirim yani. Buradan gelen adam
Buradan gidecek tabii bu adam da. Direkt buradan girebilir. Gidecek olana direkt buradan gidebilir. Oo, buradaki bir yığılma nedir ya? Güzel. Böyle daha bir iyi oldu. Şunun etrafını bir ağaçlandırayım ben de. Burası uzaktan bakınca boş gözüküyor çünkü. Oo evet. Yeni akademik yıl tamamlanmış. Ve akademik çalışmalar yapılmış. Yeni binalar açılmış. Onlara da bakarız şimdi. Evet şöyle daha iyi ya. Şöyle uzaktan bakınca. Dolu dolu yeşil yeşil gözüküyor. Trafiğe bir bakalım. Bir yerlerde trafik var mıymış? Buralar kilit ya. Buralar fena. Durdular hatta. Hiçbir ilerlemiyor. Çünkü buralar da kilitlenmiş. Buralar da kilitlenmiş. Ha. Bu kısımlar da kilitli. Bütün şehrin yükünü demek ki şurası çekecekmiş. Niye? Çünkü artık başka yerleri değil. Burası en yakın yol olduğu için buradan girmeyi deniyorlar. O da böyle bir sorun ortaya çıkartıyor. Buraya bakacağım bakacağım. Şu üniversiteyi bir atayım da. Şimdi buraya şöyle dışarıda çalışmaları için bir alan geldi ama bu birazcık büyük olduğu için. Bunu aslında yurdun oraya atılabilir bu. Tam yurdun şu kısmını atayım. Yurt daha sonra arttırırsak şuraya yeni yurt binaları yaparız. Üniversite kafeteryasını ise tam buraya atabiliriz. Bak burada güzel olur. Meydanını da yine kafeteryanın karşısına atıyoruz ki millet oralara gitsin. Üniversitemizin spor salonunu da tam şuraya atabilirim şöyle ya. Spor salonunun bir alanı var lan. Bu ne böyle? Şuraya atalım o zaman. Bütün üniversiteyi birazcık kapsasın. Hatta bak şeyin yanına atarsın aynen. Buna yakın olmuş olur ha. Amerikan futbol sahamıza. İkinci seviyeye geldi. Çekiciliğine çok az var. Öğrenci çekmesi lazım tabii. Akademik çalışma. Bir akademik çalışma daha yapın bakalım. Buranın çekiciliğinin artması için futsalın bir tane daha şuraya futsal kulübü açılabilir mesela. Onu açtığımız anda kaç oluyor çekicilik? Tak geçmiş oldu gördün mü? Öğrenci sayısı da hemen artmaya başladı. Ya burası kilitlendi de burayı nasıl çözeceğimi düşünüyorum ya. Buraya gelen araçları burayı kilitliyor. Göbeğin yönünü değiştirsem acaba nasıl olur? Göbeğin yönünün değişmesi burayı kurtarabilir ya. Çünkü şuradan gelen arabalar buraya girmeye çalışıyor benim anladığım. Şu tarafa dönerek hemen girerler. Evet çok çok az daha rahatlatmış oldum elle belirleyerek, yön değiştirerek falan ama buranın baştan değişmesi lazım. Evet şimdi sanayi ihtiyacı yeniden artmış, dükkan ihtiyacı da artmış. Allah Allah. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölüm bu ihtiyaçlara bakarız. Belki şurayı da açarız. Şu tabii şu trafik sorununun da çözülmesi lazım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.